Merhaba Webtekno takipçileri, sizlerden gelen yoğun üstek üzerine LG G5'in sağlamlık testiyle karşınızdayız. Millet zaten LG G5'e bir adet inceleme yapmıştık. Onu hemen şurada duran videodan izleyebilirsiniz. Şimdi hızlıca sağlamlık testimize geçmek istiyorum. İlk testimiz her zaman olduğu gibi çizilme testi. Bir tane bıçak alacağız, bir de anahtar alacağız, çizmeye çalışacağız telefonu. Evet arkadaşlar, deniyorum çizmeyi. Hep beraber şöyle bakalım. Bakalım ekran ne kadar dayanıklı. Bayağı sert girdi. Bir de anahtarla deniyorum arkadaşlar. Evet, çok hafif kılcal çizikler olduğu üzerinde arkadaşlar şöyle görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bir de telefonun arkasına bir bakalım neler olacak şimdi. Sanıyorum bıçakla çizmeme gerek kalmadı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön taraf çok fazla hasar almadı. Çok kılcal çizikler var. Gerçekten rahatsız edici boyutta değil. Ama arka taraf gördüğünüz gibi çizilme testinden fail oldu. Başarısız çıktı. Yani cebinizde bir anahtar varsa ya da cebinizde işte bozuk paralar falan varsa cebinizi LG G5'i koymanızı çok fazla tavsiye etmiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gelin bir de cep hizasından düşürelim bakalım dayanabilecek mi LG G5. Evet, telefonu şimdi bırakıyorum. Bakalım cep hizasından. Telefon sağlam çıktı mı? Gel abi. Modüler aksesuarı olan pili hafiften oynamış. Şöyle yerine oturtabiliriz. Ama şu an yere düştüğü için oynamıyor arkadaşlar. Hani sağlam kalmış. Muhtemelen şuradaki düğme çarptığı için çıkmıştır. Ama telefonda şu an herhangi bir sorun yok. Cayır cayır çalışıyor. Gelin sıradaki testimize geçelim. Millet, şimdi hepinizin merak ettiği testlerden birine geliyoruz. Arka cepte oturma. Telefonu arka cebime attım ve her zaman olduğu gibi şuraya çöküyorum. Hadi bakalım. Şu an tam otururken Allah düştüm. Evet, telefonu artık çıkartabiliriz. Bayağı bir darbeye maruz kaldı. Şöyle göstereyim. Kasa bir ince yamuldu arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Milimetrik bir yamulma var kasada. Ve şu modüler aksesuar da inceden çıkmış. Bu devamlı böyle çıkacaksa bir sıkıntı olabilir. Açalım bakalım. Telefon ama çalışıyor. Şu an için herhangi bir sorun yok. Yani oradan anlaşılıyor mu bilmiyorum. Milimetrik bir yamulma var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi merak edilen noktalardan birine geldik. Su testine geldik. Şu an ortam çok manidar çünkü dışarıda hayvan gibi yağmur yağıyor. Biz şemsiyenin altına burada sığındık resmen. Telefonu da suyun altına koyacağız. Bakalım ne kadar dayanacak. Ortalama 5 dakika tutacağız. 5 dakikada az durursa zaten çıkartırım. Bakalım dayanabilecek mi? Koyuyorum. Soktu. Evet arkadaşlar, 5 dakika boyunca durdu ve telefonu artık sudan çıkartabiliriz. Bakalım sağlam mı? Öncelikle tabii ki de kuruluyoruz telefonumuzu. Ve telefon çalışıyor arkadaşlar, sorun yok. 5 dakika boyunca suyun içinde kaldı. Beni açıkçası şaşırttı ama telefon cayır cayır çalışıyor. Şöyle bir kamerayı açayım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Hala geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Aha, bir dakika. Bir dakika gençler. Gençler, telefona bir şeyler oldu. Telefon kapandı. Açılacak mı? Bir titreşim geliyor ama açılmayacak galiba. Lan jortladın mı lan? Vicdansız. Şu modüler aksesuarını bir çıkartıp orayı da bir silelim. Oo, buralarda hep su olmuş ha. İşte buradaki modüler aksesuar yüzünden arkadaşlar, muhtemelen orada bir açıklık var ve oradan suyu cayır cayır aldı. Ve telefon jortlamış olabilir. Tekrar açmaya çalışıyorum şimdi. Maalesef bu telefonun sonuna geldik böylece. Suya dayanmadı arkadaşlar. İlk başta bir dayanır gibi oldu, sonradan jortladı. Hatırlarsınız, bazı telefonlarda da böyle kalemini ters taktım mı o kalem bir daha geri çıkmıyordu gibi muhabbetler vardı. Bunu da takmanız çok zor modüler aksesuarı ters. Zira zaten LG logosu önde, ancak biz yine de ters takmayı bir deneyelim. Şöyle diyelim, çok zorladınız ya da şuradan taktınız. Buradan girme gibi bir şansı yok arkadaşlar. Bunu ters takma gibi bir şansınız da yokmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Zaten burasında bunu engelleyen çeşitli aksiyonlar var içinde. O yüzden bunu ters takma gibi bir şansınız yok. Mecburen bunu aldığınız zaman düz takmak zorundasınız. Şimdi bir de Apple cihazlarda başımıza çok fazla gelebilen bükülme hadisesi var arkadaşlar. O bükülme hadisesini LG G5 için de deneyeceğiz. Hadi bakalım, bir şansımızı zorlayalım. Telefon bükülecek mi? Sen mi modülersin, ben mi modülerim? Bükülmeye karşı dayanıklı arkadaşlar. Az önce cebimden sağlam çıkmadı ama şu an herhangi bir bükülme yok. Gerçekten bayağı zorladım. Hatta şöyle bir daha zorlayayım.
Bütün gücümü sarf ettim. Hafiften de güçlüyümdür. O yüzden telefon sağlam arkadaşlar. Bunun garantisini verebilirim. Bükülme testinden sağlam çıktı. Evet millet, bükülme testinden sonra telefon sağlam çıkmıştı. Zaten bükülme testinden. Bir de kulak hizasından düşürelim. Yüksek bir mesafeden düşünce bakalım ekranına herhangi bir zarar gelecek mi? Hazır mıyız arkadaşlar? Gelin şöyle hep beraber bakalım. Düştükten sonra alt taraftaki modüler dediğimiz kısım yerinden oynadı çıktı. Bu demek oluyor ki hani siz bu telefonu 3-5 defa düşürürseniz belki de o kısımdan telefon bir darbe alabilir. Şu an hafiften de şöyle oynuyor, çok sağlam değil. Biz telefona bayağı bir haşin davrandık ama yine de bu kısım tehlikeli. Yani koruyucu bir kılıf almakta veya telefonu çok düşürmemekte LG G5 adına fayda var diyelim. Ancak şu açıdan pozitif bir tarafı var. Yani ekran camına hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Sapasağlam duruyor. Hatta telefonu kendi çerçevesinde de herhangi bir bükülme, yamulma, herhangi bir, şurada çok hafif bir boyası kalkmış. Hani ezilme gibi bir durum yok. Bu yüzden çerçevesi gayet sağlıklı. Ön camı da gayet sağlam diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi sıra geldi ve Tekno usulü sağlamlık testlerine. Artık bizde özdeşleşmiş olan beyzbol testini bir yapacağız. Telefon zaten su testine inceden bir jortlamıştı. Modüler olduğu için çok fazla da bunu dert etmemiştik. Şimdi beyzbol testimize geçelim. Çağdaş, atıyorum. At abi. Millet, telefon 5'e büründü. Gerçi burası çıkabilen bir parça, sıkıntı yok ama ben bir kere görmek istiyorum. Allah abi. Hazır mıyız? Geliyor. Lan oğlum nasıl attın be, bir daha. Lan oğlum. Kendi işimi kendim görürüm. Telefon ağaçların arasına girdi. Tut abi. Oğlum telefon hala titredi lan. Abi yapmayın. Can abiyle, bence de artık acıyın bana diyor. Şöyle olacak. Evet arkadaşlar, camımız çatladı gördüğünüz gibi. Üst taraf komple dağıldı. Artık modüler aksesuar da yerine oturmuyor. Gelin son hamlemizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sağlamlık testimizin son aşamasına geldik. Bu arabayla birlikte şimdi telefonun bir üstünden geçeceğiz. Bakalım bu testten de sağlam çıkabilecek mi? Gerçi öncekilerden sağlam çıkamadı ama olsun, canı sağ olsun diyelim. Su da fişi çekti ya. Su da fişi çekti, yapacak bir şey yok arkadaşlar. En nihayetinde modüler bir telefon. Bir kez daha tekrarlıyorum. Şimdi arabayla bir üstünden geçeceğiz. Millet, telefon önce bir şöyle geçti üstünden, yemedi. Ulan dedik sen misin yemeyen? Aynen. Al sana telefon. Bataryanın haline bak. Oğlum, batarya. Ben çok korktum lan, kaçak. Bataryayı ellemiyorum en, diyor. En pis işler Çağdaş valla. Darsa korkma. Neyse Çağdaş, koy onu kenara, hiç zorlamaya gerek yok. Demek ki G5'in hakkı üzerinden jiple. Yalnız şu kamerayı ben hatıra olarak saklayacağım. Sakla kardeşim. Gördüğüm en güzel kameralardan biriydi. Kendi G3'üne tak bence. Aynen. O zaman yolunda mı geldik? Aynen. İnce ince gel bakalım, bir de kapanış yapalım Çağdaş. Evet arkadaşlar, böylece de bir sağlamlık testimizin sonuna gelmiş olduk. Her zaman söylediğimiz gibi videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca LG G5'i çok istediğiniz diye yorumlarda gördük de böyle bir sağlamlık testine giriştik. Şimdi ben diyorum ki kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar, ben bundan almışım. Millet, 3310 Razer'e bir sağlamlık testi yaptık. O videoyu da hemen yan tarafından izleyebilirsiniz. Yanda. Bilmiyorum.